Merhaba sevgili 5. sınıflar. Bu dersimizde Unit 10 Festivals konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Önce kelimelerimizi öğreneceğiz. Daha sonra map kazanım kavramı testleriyle devam edeceğiz. Evet, kelimelerle başlıyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi candles. Candles mum demekti. Traditional geleneksel. Treat tedavi etmek ya da davranış anlamına gelir. Cookies, kurabiyeler. Parade, geçit töreni. Bonfires, şenlik ateşi. Feast, bayram. Pumpkins, bal kabağı. Costumes, kostüm biliyorsunuz arkadaşlar. Independence Day, bağımsızlık günü. Independence Day. Halloween, cadılar bayramı. Easter eggs, Paskalya yumurtaları. Easter eggs. Children's Day, çocuk bayramı. Youth and Sports Day, gençlik ve spor bayramı. Youth and Sports Day. Poem, şiir. Trick, hile ve oyun oynamak anlamına gelir arkadaşlar. Evet, şimdi bir sorumuz var çocuklar. What do you do in your festivals? Bayramlarda ne yaparsınız diyor. Festivallerde ne yaparsınız? Hemen bakalım. We visit our relatives. Biz akrabalarımızı ziyaret ederiz. Relative, akraba demektir arkadaşlar. We wear red. Kırmızı giyiniriz. Wear giyinmekti. Evet. Bu kelimelerimizin altını özellikle çiziyorum. Relative, akraba, wear, giyinmek dedik. We read poems. Poems, şiir demektir arkadaşlar. Şiir okuruz. We kiss old people's hand and we get pocket money. Çok güzel bir cümle arkadaşlar. Her zaman yaptığımız şey bu. Yaşlı insanların elini öperiz. We kiss old people's hand and we get ve alırız. Ne alırız arkadaşlar? Pocket money. Yani harçlık alırız. We sing and dance. Şarkı söyleriz ve dans ederiz. We carve pumpkins. Carve oymak demektir arkadaşlar. Bal kabaklarını oyarız. We hang Turkish flags. Türk bayrakları asarız. Hang asmak demekti. Turkish flags, Türk bayrağı. We paint eggs, yumurtaları boyarız. We join the parade, yani veya watch the parade diyebilirdik. Geçit törenine katılırız ya da izleriz. Join katılmaktı arkadaşlar. Watch da izlemekti biliyorsunuz. We eat candies. Şeker ya da tatlı yeriz. Candies. We perform folk dance. Halk dansı. Folk dance ne demek arkadaşlar? Halk dansı. Perform'da oynamak. Halk dansı sergileriz ya da oynarız diyebiliriz. We give presents. Hediyeler veririz arkadaşlar. Burada işimize yarayabilecek bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. 100, 100 idi arkadaşlar. Eğer 200 dersek 200 dememiz lazım. 1000, 1000 demektir. Tabii bunların başında e diyoruz. Eğer 200 olsaydı bu 2 olurdu çocuklar. Bu 200 olsaydı 200 diyecektik. Bu da örneğin 3000 olsaydı arkadaşlar 1000 diyecektik arkadaşlar. Bunları bildiğinizi düşünüyorum. 1000'tı, 100'tı dedik. Örneğin 25 Mayıs'ı nasıl söylüyorduk çocuklar? Başına her zaman the gelecek diyorduk. The 25th of May. Neden burada 25th kullandım? Çünkü bunlarda rakamları ayları gösterirken ordinal numbers kullanıyorduk arkadaşlar. Neydi onlar? Biri st olarak gösteriyorduk.
first. 2. Nd olarak gösteriyorduk. Second. Ve 3. Rd olarak gösteriyorduk. Third idi arkadaşlar. Son iki harfi alıyorduk. Bunun dışındakilerin hepsi TH ile devam ediyordu arkadaşlar. Şu şekilde. Hepsi TH ile devam ediyordu. Yazılışlarını mutlaka öğrenmeliyiz arkadaşlar. Benim bu konuda bir videom da var. Hatırlatmak istiyorum. Evet, şimdi MEP kazanım kavramı testlerimize geçeceğiz. Ve daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet, do you know the festival? Bayramı biliyor musun? Cinco de Mayo. Yani Cinco de Mayo festivalini biliyor musun? Ne demiş arkadaşımız? Yes, it's a Mexican festival. Evet, o bir Meksika festivali ya da Meksika bayramı. Mario ne sormuş olmalı ki arkadaşlar? Emi on 5th May every year desin arkadaşlar. On 5th May every year. Every year her yıl demektir. 5th bu şekilde yazılıyor çocuklar. Ordinal number demiştik. 5th de bu şekilde yazılır. Evet. What about singing? Ne demek? Şarkı söylemeye ne dersin? Olmaz. When do they celebrate it? Celebrate ne demek arkadaşlar? Kutlamak. Onu ne zaman kutlarlar? When ne zaman demekti? Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı olacak arkadaşlar. What is the name of the festival? Yani bayramın adı ne? Festivalin adı ne? Olmaz. Why do you celebrate this festival? Why ne demek arkadaşlar? Niçin? Niçin bunu kutluyorsunuz? Bu da olmaz. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkı arkadaşlar. During Ramadan Feast, yani Ramadan Feast nedir? Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramı boyunca we visit our relatives, akrabalarımızı ziyaret ederiz. And lots of sweets, yani bir sürü tatlı yeriz. How nice, ne güzel demiş. Şimdi burada it's a 3-day feast. Ne demek arkadaşlar? 3-day, 3 gün bayram. Feast, bayram demekti dedik. Bayram, feast. O zaman it's a 3-day feast, 3 gün olduğuna göre ne sormuş olması lazım arkadaşımızın bakalım. Which days do you celebrate it? Which? Ne demek arkadaşlar which? Hangi? Hangi günlerde kutlarsınız? Olmaz. Öyle değil mi çocuklar? How many people do you visit? Kaç kişiyi ziyaret edersiniz? Olmaz. What do you do on these days? Ne yaparsınız bu günlerde? How long is it? How long? Kaç gün demektir arkadaşlar. Ne kadar sürer anlamına gelir. Cevabımız D şıkkıdır çocuklar. Shall we decorate the class for yacht and sports day? Yani sınıfı dekore edelim mi diyor. Shall we yapalım mı? Yacht and sports day gençlik ve spor bayramı için. For burada için anlamına geliyor arkadaşlar. That's a good idea. İyi bir fikir. O zaman cevabımız ne olmalı burada? Devamı ne ile gelmeli? Bakıyoruz. Mark ne cevap vermiş? Flags, bayraklar. Flowers, çiçekler. Balloons, balonlar. O zaman ne diyecek arkadaşlar? Güzel bir fikir. What do we need for it? Bizim neye ihtiyacımız var onun için? Cevabımızı hiç düşünmeden A şıkkı yapıyoruz arkadaşlar. What do we need? Bizim neye ihtiyacımız var? Need biliyorsunuz ihtiyaç demekti çocuklar. Would you like to help me? Would you like ister misin demekti. Bana yardım etmek ister misin? Olmaz. Öyle değil mi çocuklar? Which feast do you celebrate? Hangi bayramı kutlarsın? Which hangi demekti arkadaşlar? Unutmuyoruz. How many guests? Guests misafir demekti hatırlayalım. How many de kaç tane demekti? How many guests come to the party?
Kaç kişi gelecek partiye? Dolayısıyla cevabımız A şıkkı dedik arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz çocuklar. Burada people on Chinese New Year. Çin yeni yılında insanlar, görüyorsunuz resme göre ne yaparmış arkadaşlar? Watch fireworks. Fireworks neydi? Havai fişek gösterisi arkadaşlar. Havai fişek gösterisini izliyorlar. Wear uniform, üniforma giyer. Olmaz. Listen to music, müzik dinlemek. Olmaz. Visit neighbors, akrabaları, pardon, neighbor komşu demekti. Komşuları ziyaret eder. O da olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkıdır. Children sing, dance and nokta nokta demiş. On Children's Day. Çocuk bayramında ne yapar çocuklar arkadaşlar? Görüyorsunuz. Visit relatives uymuyor fotoğrafa. Akrabaları ziyaret etmekti. Visit relatives. Have lots of fun. Çok eğlenmek olabilir. Play chess, satranç oynamak, alakasız. Have big lunch, büyük bir öğlen yemeği yemek. O da olmaz arkadaşlar. Yani çok eğlenirler diyebiliriz burada. Evet arkadaşlar, sayılardan bahsetmiştik daha önceden. Bunu nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? 107. Yani 7'yi vermiş. 100 diyoruz arkadaşlar. 100. 100, 100'dü. 200 olsaydı 200 diyecektik. 69. 60 nasıl yazardık arkadaşlar? 6, 6 idi. T'ye gelirse 60 olurdu çocuklar. 69. Ve 2300. Bakın, 1000 olsaydı 1000 olurdu. 2000 derken 2000 diyoruz. Öyle değil mi? And 300. 300. O zaman bu cevabı hangisi uyarlıyor arkadaşlar, uygun oluyor? A şıkkı. Öyle değil mi çocuklar? Evet çocuklar, devam ediyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve burada arkadaşlar bir sorumuz var. Şimdi bunları doğru bir şekilde eşleştirmemiz isteniyor. Hemen yapalım. 52 nedir çocuklar? 52. Gördünüz. Bir D şıkkı diyeceğiz. O zaman D ile başlamayanların hepsini eleriz. Bakın bu gitti. Bu da gitti. İki şıkkı indirdik. İkinci şıkkımız ne olmalı? 1000. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 1007. 2 de A olmalı arkadaşlar. Öyle değil mi? 2'nin A olmadığı şık nedir? Onu da gönderelim. O zaman otomatikman D şıkkı kaldı geriye. Devam edeceğiz yine. 3 nedir arkadaşlar? 437. Gördüğünüz gibi 3 numarada ne diyoruz çocuklar? C diyoruz. 4, 13. Yani ne deriz arkadaşlar? 13. Demek ki sayıları da iyi öğreniyoruz arkadaşlar. Bunlar normal numaralar. Ama ordinal numbers deyince ne diyorduk? Onlar günleri ve tarihleri söylerken first, gördüğünüz gibi birinci, st, şu st'yi aldım arkadaşlar. Second, şu şekilde yazılıyor. Bakın şu n'di, buraya geldi. Üçüncü de rd dedik. Third, bakın şu rd buraya. Onun dışındakilerin hepsi TH alır arkadaşlar. Yazılışlarını da öğreneceğiz. How many eggs does Linda have? Bakın, kaç tane yumurtası var Linda'nın? Linda'nın kaç tane yumurtası var? Sayalım. Bu sizin için çok kolay. Çocuk oyuncağı diyebiliriz hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eğer biri burada var, 12. Ben doğru saydıysam 12 diyorum çocuklar. 12. 13, 13'tü. 13 diyoruz bakın. Şuradaki in ekini 10 gibi düşünüyoruz. 11, 11'di. 20, 20 idi. Sayıları öğreniyoruz arkadaşlar. Burada there are, bakın, 800, 800,
45 candles. There are var demektir. 845 tane mum var. Hemen bakın 854. 854'tür bu. 50 50 olduğu için. 80,000 ne demek arkadaşlar? 80 bin demektir. 80 bin 45 oldu arkadaşlar. Evet. Ve 814. Evet. 814 bu şekilde. 845 da 845'tir çocuklar. 10 hücreles biliyorsunuz. Turkish people jump over a fire. Yani Türkler, Türk halkı bir ateşin üzerinden, over a fire, bir ateşin üzerinden atlarlar. Jump, atlamak demekti arkadaşlar. Bu fotoğrafı da nerede görüyoruz çocuklar? Bakın, renkli olmadığı için belki çok net seçemiyorsunuz ama burada ateş etrafında oturuluyor. Burada havai fişek var. Burada bir boyama yapılıyor. Burada da ateş var. Üzerinden atlanıyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. On Children's Day yani çocuk bayramında we host 53 Mexican. Yani 53 ne demek arkadaşlar? 53 Meksikalıyı ağırladık. Host ev sahipliği yapmak. Ağırlamak demektir çocuklar. Normalde ev sahibi demektir. Evet. 49 yani 49 Indian, 49 Hintli and 68 yani 68 Chinese children, Çin çocuklarını bu yıl ağırladık. O zaman hangi seçenek dışarıda kalır diyor. Bakın 53 dedik. 49 dedik, 68 dedik, 38 dışarıda kaldı arkadaşlar. 38 nasıl yazılır? 38. Öyle değil mi arkadaşlar? There are 365 days. Ne demek arkadaşlar 365 days? 300 and 65 gün in a year. 3000 people yani 3000 kişi are celebrating youth and sports day. Gençlik ve spor bayramını stadyumda kutluyor. Celebrating. Birinci şıkta bir günde 365 gün var dedik. In a year. Bir yılda. 365 gün var dedik. İkinci seçenekte ise 3000 kişi bir stadyumda Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor dedik arkadaşlar. Mr. Wilson, Bay Wilson has 92 sheep. Sheep koyun demekti arkadaşlar. Hemen yazalım. 92 koyunu var on his farm. Yani çiftliğinde 92 koyunu var. Yukarıda verilen cümlelerde sayısal ifadelerin büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Artık siz bunun hangisi olduğunu çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki 3000 en büyüktür, öyle değil mi? O zaman diğer bütün şıklar gitti. Cevabımız 5 şık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bence bu kadar öğrenmeniz bile konuyu öğrenmenize yeterli olacaktır. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı, güzel yapıcı eleştirinizi bekliyorum arkadaşlar. See you next time.